Hocam, inme geçiren biri ömür boyu felç kalabilir mi? Evet, bu sorunun cevabını da buraya ekleyebiliriz. Evet. Engin Hocam. Şöyle, inme ile ilgili hani genel bir rakamlar vereyim, sonra ne yapılması gerektiğini söyleyeyim. İnmenin acil müdahalesi çok önemli. Dolayısıyla da inmeden şüphelenildiğinde hızlıca en yakın sağlık kurumuna gitmek gerekir. Minicik parantez açalım tabii isterseniz buraya. Şüphe dediniz. İnmeden şüphelenmemiz için neyi görmemiz gerekiyor? Şu neyi ciddiye almamız gerekiyor? Tıkanmayı görüyoruz. Gördüğünüz gibi tıkanan bölge simsiyah oldu. Evet, görünüyor hocam. Kararıyor orada bir sis. Evet, beslenmediği basıyor. Için. Beslenmeyen bölge haline gelmeye başlıyor. Bu şüpheleri birazcık açalım hocam. Hemen şüphelerinde bir kere eğer ailede böyle geçirmiş bir hastalık varsa, tansiyon bozuk, tansiyon yüksekliği varsa, ritim bozukluğu var ise, kişi obezse ve sedanter bir yaşam varsa, hareketsizse, şiddetli baş ağrısı yaşıyor ve yüzünde veya kol ve bacağında uyuşukluk, güçsüzlük gibi bir şey hissediyor ise hızlıca ayna karşısına ve bir yakını ile kendi yüzündeki bir simetride bozulma var mı, buna bakması lazım. En önemli belirti bu, simetri bozulması. Evet, gözünü açıp kapaması, alnını kırıştırması, dişlerini Senkronlu. Gösterecek şekilde evet. Veya konuşmaya çalışması, konuşmada bir bulanıklaşma, bir bozulma var mı, buna bakması. Hı hı. Hemen arkasından kol ve bacakta kollarını kaldırdığında bir fark var mı? Bir tarafı kaldırabiliyor mu, kaldıramıyor mu? Hükmedebiliyor mu, her yeri kontrol edebiliyor mu? Aynen, bravo, gibi. Bravo. Ve bacaklarda güçsüzlük var mı diye ilk önce aslında oturduğu yerde bakmak lazım. Çünkü güçsüzlük geliştiyse birden kalkmaya kalkışırsa evet, hızlıca düşme olabilir. Bunlardan herhangi birisinde şüphe varsa hemen hızlıca sağlık kurumuna gitmek ya da 112'yi aramak gerekir. Peki inmenin az önce hastamızın sorduğu inme geçiren bir kişi ömrü boyunca felç kalır mı sorusunun cevabını sizden de alayım. Hangi koşullarda kalabiliyor? Şimdi burada inmenin beyin dokusunda ne kadar kısmı etkilediği çok önemli. Bir de sağlık kurumuna ne kadar hızlı gittiği çok önemli. Sağlık kurumuna hızlı ulaştırılırsa şu anda inme için gerek ameliyat, gerek girişimsel radyolojik işlemler, gerekse ilaç tedavisiyle oldukça başarı sağlanabiliyor. Ancak geç gidilirse veyahut da bazen hasar çok büyük oluyor. Hani mesela bu tedavi... hocam o anlık bir şey gördük yüzünde, sonra toparladı. Bu tamam artık iyisin, yok bir şeyin denilecek bir durum. Bu çok önemli. Evet. Hani kalp krizini tarif ederken ben her zaman evet. ön belirtiler vardır bak. Diyorum ya. Hep diyorum ki normalde göğsünüzde olmayan bir baskı, yanma, herhangi bir şey. Aynı şekilde daha önce olmayan bir baş dönmesi, ani baş ağrısı, zaman zaman konuşma bozukluğu. Özellikle aileye şunu soruyoruz. Kelimeleri böyle arka arkaya vurguladığı oluyor mu diye. Buna geçici iskemik atak diyoruz. Yani ben geliyorum diyen haber minik atımlar oluyor. Bunlar aile gözden kaçırıyor. İnmeyle gelen hastaların çoğuna sorduğumuzda evet bazı kelimeleri arka arkaya vurguluyordu. Bir kelimeyi tekrar ediyordu. Geçtiği için oldu geçti zannediyor. Aslında bunlar hep inmenin habercileri. Evet. O aşamada gelirse inme olmadan da önlenebilir. Evet. Çok önemli. Mini inme diyoruz buna. Genelde 1 saati geçmez. Yani 1 ila 24 saat arasında olabilir. Kişi eğer yani 15-20 dakika da olabilir. Böyle bir şey yaşadıysa yine hızlıca sağlık kurumuna gitmeli. Gitme. Bir de yanındaki kişi mesela karşımızda birisi eğer böyle bir sıkıntı yaşıyorsa mesela yüz, kollar, konuşma ve zamanla alakalı bir takım şeyler çıktı karşımıza. Bunlara minik minik bakalım. Eğer bu belirtileri görüyorsanız yanındaki ailesinden herhangi biri de nasıl müdahale etmeli? Kendisini yapabileceği bir şey var mı? Yoksa hemen acil mi araması gerekiyor diye de soracağım. Ama ondan önce şöyle bunları birazcık açıyoruz. Kişiden gülmesini isteyebilirsiniz. Yüzün bir yarısı donuk kalıyor mu? Bakın yüzün kayması, yüzün bir yarısının aşağı sarkması veya ağız kenarından salya akması inme belirtisi olabilir ki. Onurcuğum gelmek ister misin burada? Gelebilir misin? Ve anlatır mısın? Biz çünkü konuştuk. Şimdi iyi olduğu için onu davet etmek istedim. Bizim kıymetlimiz Onur'un da aynı şekilde anlattığımız başına geldiği için kendi karşısında hani gördüğü için deneyimini bizle paylaşmak ister diye ben düşünüyorum. Ben şimdi ağlarmışım. Ne ağlamazsın? İyi anneciğin nasılsa. İyi şimdi çok ama neydi de. O yaşadığın bize anlatırsan. Sabahtı saat 6. Annem de çalışıyordu o dönem. Ben hazırlandım işe gideceğim. Baktım annem yatakta oturuyor. Anne dedim günaydın. Böyle bana bakıyor ve ağzından salya aktı. Böyle bayağı. Canım kötü olacaksa evet, şey yapma. Neyse. Ama iyi, sonu iyi tabii ki de. Evet. Salya aktı. Sonra anne dedim nasılsın, neyin var dedim. Hayatta böyle bir kadın değil. Böyle falan yapmaya başladı. Sonra anne dedim neyin var, tekrar heyecanlandım. O sırada terliğini giymeye çalıştı. Terliğini alamadı hocam. Evet.
Sonra sen orada anladın bir şeyler yolunda gitmiyor. Ben orada anladım çünkü sadece buradan akınca terliğini almaya çalışıyor. Böyle alamıyor eliyle. O sırada babama seslendim. Baba geldi. Apar topar hastaneye götürdük. Ne kadar önemli o anda müdahale edilmesi. Hemen hastaneye götürdük. Sabah 6'ydı ve yollar bomboştu. Apar topar arabaya bindirdik, götürdük hızlıca. Hemen müdahale edildi. Çok şükür şu anda çok iyi. Ne kadar zaman geçti aradan? Tekrarladı mı hiç arada? Hayır, tekrarlamadı. Hemen müdahale. Evet. Hemen müdahale edildi. Tedavi yapıldı, invaziv radyologlar. Tıbbi müdahale yapıldı hocam. Bakın hani kalp krizi geçirenlere stent takıyoruz ya acil. İnvaziv radyoloji o kadar gelişti ki böyle bir inmeli hastada eğer emboli olduğu düşünülürse hemen bilgisayar tomografi, bilgisayar anjiyo çekiliyor anında ve kasıktan girip o pıhtıya kadar gidip pıhtıyı oradan almak hemen mümkün. Hemen müdahale edildi ama şey bu da gerçekten bir de şey dediler soğuk suyla keşke daha hani hızlı hareket etseydiniz de soğuk suyun içine atsaydınız gibi. Şok etkisi yapacak demişlerdi. Bunu da soralım mı doğru bir müdahale yani, olabilir mi diye. Damar tıkanıklığı çıkmıştır. Hayır kalp kapakçığı bozukmuş kalp kapakçığından emboli attı. Tamam yani damarı tıkayan damar kendinden tıkanabilir damar sertliğine bağlı veya da emboli atar. Evet. Bu çok güzel örnek oldu aslında. Orada tablo hani yaşadım. Beyin kanamasındaki gibi gürültülü bir hani işte düştüm bayıldım başım ağrıyor değil böyle ortaya çıkar. Siz çok doğru saptamışsınız yani çok dikkatli davranmışsınız. Ve hiçbir şey yoktu. Akşam yattı sabah oldu. Hiçbir şey yoktu yani. Sessizce bazen hatta şuur etkilenmez kişi kendi fark eder. Ya benim kolum tuhaflık var. Kalkmıyor tuhaflık var filan der. Dolayısıyla da aslında burada hani diğer şeyler değil. Siz en doğrusunu yapmışsınız. Evet, yani. Ama benim şansım sabah 6 olması hocam. Evet. Diyelim ki öğle vakti olsaydı trafik yoğun olsaydı ne yapacaktık o zaman? Geç kalmış olur muyduk? Yani mesela. Şimdi herkesin ambulans başına gelebilir çağırın. Böyle bir şey mutlaka ambulans da. Mutlaka çok çabuk geliyor çok çabuk götürüyor. 112'ye güvenin. 5 dakika içinde en yakın ambulans geliyor. Hangi ambulans geç geliyor? Trafik kazalarından ambulans geç geliyor. Çünkü gerek bu şeritte gerek öbür şeritte seyretmekten trafiği bozuyorlar. Evinizde bir şey olsa hiç tereddütsüz 112 çağırın. Bilin ki 5 evet. dakika içinde yanınızda olacaklar. Evet, güvenelim. Çok teşekkür ediyoruz. Yani. Sağ ol paylaşmanız için. Onurcuğum geçmiş olsun diyelim. Burada soğuk suyun cevabını almak istiyorum hocam. Var mı böyle bir şey? Yani şok ne bileyim o anda orada kaldırıp duşa götürmeye çalışmak mı? Yoksa bir kovayla kafasından aşağı soğuk su dökmek mi? Yani buradaki amaç ve neden söylenmiş olabilir böyle bir şey ya da doğru mudur? Çok doğru veya, değil. Ampirik, yani, çok ampirik bir şey. Yani sonuçta beyinde damar tıkanmış. Hani yüzeyden vücuda soğuk vermenin direkt hani oraya etkisi olmayacak. Ama hani bu tür şeyler var. Dolayısıyla da Onur Hanım en doğrusunu yapmış. Yani uygun pozisyonu verip burada önemli olan şuurunu takip etmek, solunumunu evet. takip etmek. Eğer bazen bu tablolara bir de Sahra krizi dediğimiz epileptik atak eşlik eder. Onun olup olmadığını takip edip hastanın genel pozisyonunu işte... dili boğazına kaçmayacak veya salyası boğazına kaçmayacak şekilde pozisyonu vermek en önemlisi. Ve yan çevirmek belki değil mi o noktada? Aynen öyle. Önemli. İşte nabzına falan bakmak. Tansiyon hemen ölçmek. Evet bunları yapmak çok önemli. Bingür hocam dediği gibi de 112 gerçekten hızlı müdahale ediyor. O konuda çok dinamikler. Bu pozisyonu verdikten sonra 112'yi beklemek veya da yakınsanız hani en yakın sağlık kurumundan destek evet. istemek en mantıklısı. Eğer tansiyon yüksekse mutlaka dil altı verip tansiyonunu anlamlı rakamlara indirmek lazım. O zaman bu ilk müdahalelere yani ambulans gelene kadar bir tansiyonuna bakın eğer yüksek tansiyonu evet. varsa diye de ekleyebiliriz. Ve kusmasını önlemek, yan çevirmek yapılacak önemli. İlk tedbirler. Yüzü konuşmuştuk. Yüzde kişinin gülümsemesini isteyin nasıl anlayabilirsiniz diye. Kollar kişiden kolunu her iki kolunu kaldırmasını isteyin. Bir kol aşağıda kalıyor mu? Kolun ve bacağın güçsüzleşmesi, bir şeyleri tutamamak, ayağı kaldıramamak, aniden kol veya bacakta hissizlik gelişmesi, kolun veya bacağın kendimize ait değilmiş gibi hissedilmesi yine inme belirtisi olabilirmiş. Konuşma yine kişiden kısa bir cümle söylemesini isteyebilirsiniz o anda. Peltek veya garip mi konuşuyor? Bakın konuşma bozukluğu birden konuşmasının değişmesi, dilin ağza dolanması ve anlaşılmaz konuşmak yine bir inme belirtisi oluyor. Ve az önce hocalarımın da söylediği gibi zaman çok çok önemli. Eğer bu belirtilerden en az birisi varsa vakit kaybetmeden 112'yi arayabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.